Bir kadının haklı isyanı bu. Bakın, Azerbaycan'da memleketini bırakmış, bütün ailesini geride bırakmış bir adama inanmış, güvenmiş. Hayatımın aşkını bulduğumu zannettim. Ama adam 7 yılda bir de çocuğumuz var. Bir geliyor, bir gelmiyor, bir ayrı yaşıyoruz. Kadınlar beni arıyor. Bayağı kadınlar sana telefon açıp biz senin kocanla beraberiz mi diyorlar. Evet. Öncelikle Serap abla selam. Ben eşim olan şahıs. Ben 7 yıldır Azerbaycan'ın bura getirdi. Zaten ben babam izni olmadan ben geldim. İzni olmadan ne? Hayır duası olmadan. 7 yıldır Serap abla ben oturma iznim yok, kimliğim yok, ikametgahım yok. Hep kadınlarla bir gün gelir 5 gün gelmez, 10 gün gelir 15 gün gelmez. Çocuklarla ilgilenmek yok. Hep çocukla ben ilgileniyorum. Evine gelmez. Bana hakaret, tehdit, sen deport edeceğim, paketleyeceğim, göndereceğim Azerbaycan'a. Kimlik nedir? Çocuğu da elinden alacağım. Sen çocuğa mı bakıyorsun? 7 yıldır Serap abla çocuğa yalnız başıma ben bakıyorum. Hiçbir hayrı yok. Ancak 100 TL, 200 TL, 5 TL evim de yok. Babasının bir odada kalmışım, babasının evinde bu kadar odada. Evin şeraiti yok, yani düzeni yok, hiçbir şey. Yatak odasını hem yiyirəm, hem otururam. Çocuğun, ne diyorsun? Evet, çocuğun odası bile yok, hiçbir şey. Ben buna rağmen yine sabrettim, dedim belki insandır. Belki parasız olabilir, işleri iyi gitmez, yavaş yavaş işleri de düzelir. Ama Serap abla hiçbir şey yok. 5 gün gelir, 10 gün gelir, kadınlar beni arıyor. Zaten mesajlarım da var. Tehdit, şantaj, pis pis küfürler, seni böyle yapacağız, seni böyle yapacağız, seni böyle yapacağız, çocuğa ben iyi bakacağım. Kadın bana diyor ki çocuğu bana verecek, ben bakacağım çocuğa, sen kimsin? Allah Allah. Evet, Serap abla neler var, hele ben e-mail adresimi, şifresini unuttum, o silindi. O neler var neler, bu iyi. Başka mesajlar da var. Hep böyle Serap abla, ben bıktım ya adam ol, çocuğun yanına dön, benim yanıma dön ya da ki ben boşanmak istiyorum. Heh. Ama istemiyormuş boşanmakta galiba. Bir, aynen bana yazmış ki sen istiyorsun boşanmak. Ben istemiyorum boşanmak. Serap abla eğer istemiyorsanız bunun sonu kim ne? Kim ister böyle? O eve geliyor bir kadın var. Karısı. Resmi nikahınız var. Var. Serap abla Azerbaycan'da da var, burada da peki, var. Peki iki yerde de yapmışlar. 7 yıldır evli olduğun halde, çocuğun olduğu halde nasıl vatandaşlık başvuru yapmıyor Serap mu? Yok ki hiç gittim. Polise de gittim, adliyeye de gittim, mahkeme her yere gittim. Göç idaresine bana da eşin olmadan sen yapamazsın. Çünkü onun... Hayır, şimdi şöyle bir insan ikamet diye bir şey var. Yani çok böyle ulvi sebepler vardır. İşte buraya gelmiştir, çocuğu olmuştur. Bir şekilde o çocuğuyla burada yaşamak zorundadır derken insani ve vicdani bir durum varsa kocası gitmeden de insani ikamet diye bir sistem var. İnsani ikamet tezkeresi. Dur sen şimdi biz normal onu yaparız. Normal vatandaşlık tezkeresi madem değil. Madem böyle bir şey değil. Var. İnsani ikamet yani. Ha, insani ama kocasının bu. Da bu işe eğilmemesi aslında ben seni gönderirim gibi tehditler. Evet. Şimdiye kadar çoktan yapardı bunu halbuki. Serap abla ben evde oturuyorum ya, ben ikametgahım bile yok. Ben polis yakalasa diyecek sen oturduğun ya ben göndereceğim. Ben zaten 2 yıl bundan önce ben darp etti, ben Silivri'ye gittim. 2 gün orada kalmışım bunun yüzünden. Telli baştan başlayalım. Sen Azerbaycan'da yaşıyorsun. Senin eşin de Gökhan. Evet. Türkiye'de. Evet. Nasıl tanışıyorsunuz? Serap abla ben Facebook yeni yüklenmiştim. Facebook, internette Facebook vasıtasıyla konuşmuşum. Tanıştım. 3 ay konuştuk. Sonra biletimi aldı bu. Geldi Azerbaycan'a. Burada geldi Azerbaycan'a. Evet, nikahımızı kıydık. Babamla da konuştum. Babam buna küçük bir nikah gibi bir şey yaptı. Kendi aramızda. Sonra babam bana 15 bin dolar para da verdi. Aa. Evet dedi, düğün yapmadılar. Serap abla bir yüzük bile bana almadı. Hiçbir şey. 15 kendi bin doları baban sana hani şey. Evet düğün git ihtiyacı. Düğün hediyesi evet, gibi. Çünkü ben gittim 3 ay on hamile kaldım sonra Serap abla. 6 Ekim'de bununla İstanbul'a geldim. 9 Ekim'de hamile kaldım. Evlenenden sonra tabii ki. Sonra ben yine Azerbaycan'a gidesi oldum. Bu oturma izni için 3 ay 90 gün orada kalmalı gerekti. Giriş çıkış yapman evet. Gerekiyor. Ben yalnız başıma yine bıraktı. Orada babam ben doktorumu, her şeyimi yaptı. Doktora randevular, çocuk için analizler, şey. DNA mı? Evet, yok DNA yok. Çocuk olan da muayene diyorlar ona. Ha, kontrollere gittim. Kontrollere gittim. Hepsini babam zaten ödedi. Serap abla yine geldim. Aynı şey yine. Hep böyle çocuk 3 aylık olanda Serap abla bunu demem, ben diyeceğim. Zaten gelsin karşıma. 3 ay olanda 3 aylık çocuğun.
Ben de bak buralar mı böyle, vallahi Serap abla yalan demem. Darp bile etti. Çok ben buralarda darp etti ayağım ve ben yine de sabrettim. Ama ben daha bıkmışım Serap abla, bu hayat mı? Ya evine gel ya da git bir defaya çıkma hayatımdan. Çocuk da bundan etkilenir zaten, psikoloji alt üst olmuş. Konuşamıyor düzgün, yemek yiyemiyor. Vallahi Serap abla, yoksa ben bir yanlışım yok. Yanlışım varsa çıkacak karşıma, gelecek buraya. Ben ona dedim, bana diyor ki sen hiçbir kanala çıkamazsın. Sen polis yakalattıracağım. Dedim bakarız, hadi bakalım. Çıkacağım dedim. Karşıma da gelecek. Bunların hepsi 7 yıldır Serap abla. Vallahi ben kadınlığımı bile kaybetmişim. Hiçbir şey. Ne ilgilenir, ne evine gelir. Hiçbir şey. Bana biliyor musun ne diyorsun? Diyorsun sen öz keyfinde, ben öz keyfime, öyle yaşayalım, öyle hayat mı var? Aa, böyle bir evlilik var mı o zaman? Evet, vallahi Hasan o zaman Bey. Niye evlenmiş? Ay, madem bekar yaşasaymış. Telli, şeyi merak ettim. Baban 15 bin dolar vermiş ya, o parayı ne yaptın? 15 bin dolarında böyle nakit vermedi. Taksit taksim. Ne yaptınız o parayı? Aldı mı elinden yoksa yok, senin? Almadı elimden. Ben öz ihtiyaçlarımı da gittik ev odamızda küçük dolap bazı şeyler aldı. Eşya aldı. Evet, çocuk da olacak çünkü giyimiydi, bazı şeyler aldık. Senin kocanın yani Gökhan'ın annesi canına kıymış. Evet. Kaç sene önce oldu bu? Geçen yıl yok, öbürse sene Serap abla. Yani annesinden sonra psikolojisi bozulmadı. Bu adam hep mi böyleydi? Hep böyle. 7 yıldır Serap abla. Bu hep gelir benimle kavga edip boş yere kavga çıkarar. Bana kadınları beni arattırıp diyor ki Serap abla zaten insan hamile doğumdan sonra tabii biraz göbeğe kalar. Bana diyor ki buna bak, iğrenç kadın, göbeğine bak, sıfatına bak. Mene iğrençsin, sen kocan değil benim koynumdadır, seninle ilişki yaşamı, böyle kötü kötü şeyler. Kadınlar evet, söylüyorsa. Hepsi mesajda. Hayır, iddialarını söyletiyor demek ki ama. Tabii, anlatıyor tabii, ki tabii, biliyorlar işte. Tabii, Serap abla, aynen öyle, ismime kadar şey bilir Hasan Bey, ismime annesinde kadar. Serap abla, biz bundan iki yıl ön, iki kulvar Esenyurt'ta, Esenyurt'ta bir site var, orada yaşadık. Orada bu canan değilen kadın var ya, oraya geldi. O zaten evinde bile yatmış kadın. Bana tuttu buramdan, seni böyle yapacağım, seni böyle yapacağım, sen çocuğun böyle, bunu bırak. Ne diyor, bırak mı kocayı? Evet, bırak. Boşa sen, diyor evet, yani. Evet, sen de öldürtüreceğim der sokakta. Bu mesajı yazan var ya, o da başka sahte hesaplarla bana mesajlar attırır hep. Bir de senin numaranı herhalde onlara kocan veriyor. Evet, nereden evet. Bulsunlar? Buluyor, veriyorlar, veriyor. Onlar da sana Serap bunları abla, söylüyor. Gökhan olan şahs var ya bu, özel yerlerinin resimlerini ben ekibinizdeki kızlara. Hepsini atır mesajına, pis pis yerlerine. Müstehcen fotoğraflar evet, atıyor. Evet, evet. Telli, sen bir ara sosyal medyadan başka bir isimle kocanla yazışmışsın. Ben mi? Yaptın mı böyle yok, bir şey? Yok yok Serap. Hani bakalım nasıl davranıyor yok, diye. Yok hiç öyle... aramışım ama bulamıyorum. Zaten bunun Instagram'da sayfası galiba, bulamıyorum. Ben başka... var sayfam ama bulamıyorum. Ha, başka bir isimle açtı o zaman, bulamazsın. Yok yok. Ben bulamıyorum. Sen ama hiç öyle bir girişimde yok, bulunmadın yok, yani. Yok yok, hiç arıyorum ama çıkmıyor. Arasam, bulsam iyi olur. Serap abi, Tinder galiba bir şey. Orada da var. Orada baş da var. Belası resimler... uygulamalar var ya. Bu Serap abi, telefonumda bile uygulamalar... var resimleri. Ona gösterdim dedi, o eski şeylerde dedi, yeni bir şeylerde. Nasıl eski bir şey? Sen benden... O zaman beni boşver Serap abla. Ben hayatıma bak, ne şey yaparsan yap, bana ilgilendirmezsin ki. Ya bana yanımda duracaksın. Ama ya da hala ben seviyorsun da galiba adamı. Serap abla, ben çocuğa hatır istemiyorum. Neden? Bu biraz akılsız insan, boş beyinli de. Bunu insan, kadınlar, yanındaki kadınlar iyi şey, iyi kadınlar değil Serap abla. Görmüşüm de ben. Gördüm. Oo, görmüşüm Serap abla, yanından bile geçemezsiniz. Çok kötü. Peki Telli, siz ilk başta böyle değildi herhalde, bu adam seni sevdi. Yani Azerbaycan'a kadar kalkmış gelmiş. Ailenle tanışmış, sonra buraya geliyorsunuz, orada da nikah yapıyorsunuz, burada da nikah evet. yapıyorsunuz. Ne oldu bu adama ya da hep böyleydi, niye o zaman evlendi seninle? Serap abla, ben bir gün böyle, beş gün böyle, beş gün gelir, 15 gün gelmez. Bana diyor ki, para gönderim, sus. Ne para gönderim? Bir para gönderim, daha ne istiyorsun diyor. Böyle hayat mı oluyor? Değil, ben 20 günde Serap baba, bu nerede olduğunu ben bilmiyorum. Hangi evde, kimin yanında, kimin yanındasın sen? Bir defa diyeyim, seni ilgilendirmez der. Ben ne yaparsan der, yap. 20 günde hiç konuştunuz mu? 20 günde mesaj attıran beni hep engelleyir, açır. Engelleyir, açır. Bir böyle, bir böyle. Hiç cevap derim, neredesin der, seni ilgilendirmez. Şimdi annesi öldükten sonra baba yalnız kaldı babası. O da mı senin yanında şu o da, an? Onun evinde yaşıyoruz zaten. Bu da orada yaşıyordu. Evet. Yani sen hem çocuğuna
Hem de onun babasına da bakıyorsun evet, tabii. Evet tabii odasını da giyimleri de her şeyi ben yapıyorum. Serap abi gel bakabilirsin her şeyini. Kayınpederim bu insan Serap abi ayağını bile tırnağını ben tutuyorum her pazar günü. Diyelim, niye insan... yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Evet. Öf çek böyle diyeceğim de neyse yani. Aa, vallahi kendi... Serap abla neden yapıyorum? Neden? Yorgun gelir işten diyelim insan da yalnız da hiç kesin yok ki onun da kimsesi ne yok. Ne oldu? Yaptın da ne oldu? Yapmayanlar daha kıymetli. Bir de ne demek erkeğin ayağını yıkamak bilmem. Hayır, yapıyorsun da adam nerede derler adama. Yapmak, tamam ha? Yaptın ettin adamın nerede kocan nerede? Peki Telli bu, kayınpederin ne diyor oturup baba. Serap abi o yaşta 78 yaşı var hiç karışmaz bunlara. Diyer ki siz benlik değil hiç karışmaz. Oğluna kızmaz mı oğlum neredesin sen? Serap abi o defa eve geldi akşam diyorum ki Ali baba. Oğlun nerede? Gökhan nerede? Deyir sen yapmışsan gitmiştir. Ben ne yap? Ben diyorum git kadınlarına gez. Ben diyorum o mesajlar bana gelsin. Benim o evde Serap abla şey menliğim yok. Yani gururum yerle bir. Ben çocuğum hatırına tuturam. Yoksa çoktan giderim. Ben burada bağlayan bir şey yok ki çocuğumdan başka. Evim tamirsiz. Hiçbir şey yok. Benim bile evlilikte bir de yüzüğü almadılar. Aldılar onu da sattılar sonra. Bir göz odada mı yaşıyorsunuz? Evet, vallahi Serap'a bir göz odada yemeğim orada, çocuğun masası yok bile. Hiçbir şey, odası yok mu? Hiçbir şey. Bir odada yatak, televizyon orada yiyiriz. Orada yemek yatakta yiyiriz yemeğe zaten çocuklar. Kayınpederin nerede yatıyor? Kayınpederin odası var, o da küçük odada. Ha, o bir iki tane, ikinci bir oda evet, var. Evet. Ama siz yatak odasında evet. Yemek de yiyorsunuz. Her şey orada. Düzen yok, sıfır. Evine çok gel. Merak ettim. Serap abla, da onlara da razıyım ben. Valla onları zaten, şimdiye kadar bunları dözdüm ki ben sabrediyorum. Razıyım ama evine gelsin, benim yanıma gelsin. Desin Gülşen, bak sen de kimsen yok burada, benim de yok. Ben sana birbirimize sahip çıkalım, yaşayalım. O yok Serap abla, hiçbir şey. Gelmiyor. Bana diyor ki sen hiçbir şey de yapamazsın. Değil, ben sen değil. Serap abla bunu istediğin seni nedir? Seni garip mi buldu burada evet, yani? Evet, aynı. Garip burada kimsesiz. Yani. Ben ablamla konuşuyorum. Ablam bana diyor ki sen burada gelen giden yok. Serap abla hiç kes yok. Diyen yani Gülşen de yok, böyle. Telli Hanım hiç kendinizde suç bulmayın. Eğer iddialarınız doğruysa çok ağır bir kişilik bozukluğu var. Yani kim olsa aynı şey yapacak doktorum, o. Doktorum ilaç. Belki annesinin aynen. İntiharında bile yani Serap kadın abla zaten doktor raporda var. Bu evet ilaç paksil bozukluk var. Diğer onu içmesem ki esiyor böyle. Kendini idare edebilmiyor. Mesela kafa gidiyor, gözler şişiyor altı, mide sarıyor. Telli, şimdi evlendiniz burada. Sana o zaman anne ölmeden önce de yine aynı evde mi yaşıyordunuz? Yok, biz sen yurtta ayrı yaşıyordunuz. Aynen. Anne ölünce babanın evine evet. Geldiniz. Serap abla onu 2 yıl ben ayrı yaşadım ben. 2 yıl. Ha, bir de 2 yıl ayrı evet. Yaşamışsınız. Geldi bana. 7 yıldır beraberler ama 2014 ise aslında 8 yıl oluyor. Tabii. Evlendim mi? Yok, 7 yıl olacak evlendim. 7 yıl oldu evleneli. 2 yılda ayrı yaşamışsınız. Peki ilk evlendiniz böyle güzel giden günleriniz oldu mu? Evet. Bir de ilk defa nasıl anladın ki bu adam başka kadınlarla görüşüyor? Nasıl oldu? Serap abla ben açık diyeceğim. İlk günler çocuk 3 aylıkydı. Neslihan Hatı bir kadın vardı bunun eski işinde. Onunla küfürleşirdi telefonda, gitti onunla kavga etti, ne etti. Bunun bir şeyde vardı Serap baba, burası mosmoruydu. Bana dedim sen orana ne olmuş? Dedi bana şey, maçta olmuş. Zaten maçta olmamıştı, neyse kavga olmuştu. Zaten ben ondan fark ettim. Siz evlenmeden önce mi olmuş o kavga? Yok, evlenenden sonra. Evet. Mosmor geldi dedim, bu ne maçta olmuş? Sen maça gitmiyorsan işe gidiyorsun. O kadınla da kavga. O günsü Serap abla eve geldi çocuğun, 3 aylık çocuğun. Şimdiye kadar vallahi Serap abla ben yalan diyorum gelsin karşıma. Desin ki Gülşen bak sen bunları yalan diyorsun. Ben vallahi Serap abla başımı sokacağım yere çıkıp gideceğim. Ben hiçbir suçum bir şeyim yok. İlk nasıl anladın ki bu adamın hayatında başka bir kadın var? Ben Serap abla diyorum ya 2 yıl ayrı yaşadım. Onda Canan adlı kadınla geldi ben gözümün önünde kadınlarla konuşur mesajlarına. Kadınla geldi. Evet, kadın geldi. Biz gittik pazara. Pazardan dönende bana dedi ki, gördüm bu, dedim ne olmuş, eve gitmek istiyor istemiyor. Dedim neden gitmiyorsun? Dedi boş ver, biraz oturak kafede çay içelim. Eve geldi ki kadın anahtar elinde iki bir kadınla beni bekliyor. Gel, gel, bana da böyle gel, gel. Gel, bana neler ne, güvenlik bir siteli, güvenlikli yerde. Site, güvenlik de geldi yukarı, bunu
çıkarttılar dışarı. Pis pis küfür, kavga, beni tehdit. Eve polis geldi. Polis bana sordu ki, eşinden şikayetçi misin? Dedim yok. Ben gerek Serap abla onda şikayetçi olsaydım şimdi bu şeyler yaşanmazdı. En yanlışı ben onda koydum. Doğru söylüyorsun. Tabii. Evet. Ama o kadına falan da adresi muhakkak o vermiş. Evet, evet. Nereden bulacak ben, yoksa? Serap abla ben hep biliyor musunuz ne yapar? Hep ben alçaldı küçüğüm. Yani ben rezil gibiyim. Ben hep öyle kadınları arattırır. Sen böylesin sen. İstemiyorsun. Gel karşıma denen Gülşen ben seni sevmiyorum. Boşanalım herkes özgürlüğü sana yalvarmıyorum ki ben. Sen olsa iyi bir insan değilsin. İyi bir insansan çocuğuna sahip çıkarsın. Yani anladığım kadarıyla bu adamın hayatında birden fazla kadın evet. var. Evet. Ya da biri bitiyor, biri başlıyor. Serap abla ben diyorum ya, ben e-mail adresimi, şifresini unuttum. Sildim, yeni e-mail oluşturdum kendi telefonumda. Var idi, hepsi silindi. Bir değil, iki değil, üç değil. Ben Azerbaycan'a giden de eve bile kadın getirmek istemiş. Çok Serap, bebeğim, aşkım mesajlarda yazıyor. Canım, bir tanem, hiç bana o sözler demez ki. Demez mi? Hiç, hiç. Başlarda da mı demezdi? Hiç, Serap abla benden de ayrı uyuyor. Hiç benden uyumaz ki, hiç. Niye evlenmiş? Bana hep eziyor, sen böylesin, sen ben yeni doğum yapmışım, bu göbeğe bak. Bana diyor bu, üzüm böyledi, ben Allah yaratmış, ben ne yapayım ben üzgülerime? Bir kere çok hamile kadın ya, tabii ki kilo alır, göbeği de çıkar, çok kutsal bir şey, bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet. Hepimiz bozulduk o dönemlerde. Peki ilk baştan beri böyle? Evet, ilk baştan Serap abla, çocuk olandan sonra böyle, çocuk zaten... Gelir çocukla ilgilenmek yok, öpüp sarılmak yok. Hiçbir şey. Çocuğunu seviyor mu? Hiç. Hiç erkek çocuğu. Hiç, hiç. Serap abla seven bir defa bana yazmak Gülşen. Tamam ben senden, ben sana hiçbir şey yapmamışım. Tamam senden de aramızda bir kötü bir şey olabilir. Sen çocuğun bir defa demiyor musun çocuğum ne yapıyor? Hiçbir şey. Bana diyor ki çocuğu bırak çık git. Niye? Bana diyor ki seni deport ettireceğim. Niye çıkım gideyim? Ben diyorum arada yazıyorum Serap abla 20 günde açık diyeceğim yalan konuşmayacağım diyeceğim diyorum ki Gökhan ben bakamıyorum çocuğa gel çocuğuna sahip öyle diyorum ki Serap abla bu korksun gelmiyor. Tabii istemeye gelince tamam ama gel çocuğa bak deyince ortalıkta yok. Evet hiç. Peki bu 20 gündür mesajlaşıyoruz dedin kimin yanındaymış? Demir Serap abla Demir hiç bilmiyorum hiç bir de Serap abla bunun mesajlarından ben anlıyorum bunun yazısı değil kadın yazısı var. Bana çünkü öyle küfür edir ki ben anlıyorum bu kadınlar diyor ya birime öyle. Valla bu kim ben onun Serap abla zaten oraya çıkmamın sebebi Gökhan çıkacaksın karşıma. Şuraya çıksın. Konuş bak şu ışığı yanan Serap kameraya. Serap abla Gökhan çıkacaksın karşıma nerede olduğunu 20 gündür kimle yaşadığını bana anlatacaksın ben daha yeter. Ben sana dedim televizyona çıkacağım seni rezil rüsvay ya gel çocuğuna sahip çık ya da boşanıyoruz. Serap abla ben bıktım. Valla bu hayat değil ki ben yaşadığım. Ben değil. Alem de değil. Anlattığına göre değil. Aynen. Evlilik de değil, yuva da değil. Aynen. Serap abla alem değil. Ya düz ya büz. Ya yol, alem yanında düz. Ol ya da bir defalık bitir bu işi. Bunun sonu nedir? Peki ki ne zaman dedi ben boşanmak istemiyorum diye? Hiç boşanmıyoruz. Ben arıyor avukatlar tehdit. Avukat bana lanla konuşur Serap abla. Lanla insan... Avukat mı bakalım öyle değil o zaman. Yani. Lan değil. Avukat değil o zaman. Lan değil. Ya boşan ya da böyle. Ben de kapattım telefonu. Bu ne iş yapar bu Gökhan Bey? Geçimini nasıl sağlar? Fuar. Fuar işleri evet, yapıyorlar. Evet fuar işleri. Yani acaba dedim hani gece hayatında mı böyle enteresan... İçki farklı içir, yerlerde Serap abla, içki içir ama... Ya bu insanları tanıdığına göre bu kadar acayip hocam, kadınları çöp falan. Çöp çatanlık sitesinde evli bir adamın ne işi var? Yani aynen. Çöp Hasan çatanlık Bay, sitesinde dolaşıyor adam. Tanıdığı kadınlar da hepsi evlilik siteler, tanışlık siteler var. Hepsi oradan tanıyor. Hepsini. Yoksa nereden bulacak o kadar kadına? Bir de ben hanımlara şöyle bir tüyo vereyim. Yani eve 20 gündür gelmiyor ya bu aile hukukundan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmediği için yeterlidir bir adamın. Bu Türk Ceza Kanunu'nda bir suç. Yani bir baba babalığını bilecek, anne anneliğini, kadın kadının erkek erkekliğini gibi bir tabir vardır. Bir yıla kadar hapis cezası vardır. Sen 20 gün evine uğramazsan o yükümlülüğü yerine getirmemişsindir. Türk Ceza Kanunu'na göre ispatlarsa bunu bu adam ceza bile alır. Yani böyle bir hani evine gelmeyen koca misali vardır ya. Şikayet ettiğiniz takdirde ceza alır kocanız haberiniz olsun. Hasan Bilginiz Bey ben şikayetçi oldum karakola Serap abla ben darp ben Silivri'ye gönderdiler ben çocukla iki gün o Selim Paşa. Silivri dedi geri gönderme merkezi. Evet iki gün orada kalmışım iki gün kötü orada da zaten Hasan Bey biliyorsunuz. Biliyorum iyi bilirim onu. İyi bir yer değil. Ben çocuğum iki gün ben aram bana biliyor musun ben aradım ki Gökhan gel beni buradan çıkar bana bak der gördün der sen nasıl yapmak şimdi der dönersin eve.
Beni bak hep böyle. Serap abla ben de korktum biliyor musun? Dedim aile de dağılmasın, insan da düzeler ama düzelmek deyilen bir şey yok. Ben ya boşanacağım, nafakamı, alimentimi, tezminata kadar her şeyimi verecek. Ben boşanacağım ya da çocuğunun yanına dönecek. Dönse de Serap abla söz verecek. Tüm Türkiye'nin karşısında söz verecek. Ve özür dileyecek. Evet özür dileyecek sizden birinci Serap abla. Ve o kadınlardan da, o kadınlar da duysun istiyor. Tabii. Peki Telli Allah aşkına hayatımın aşkını buldum zannettim dedin ya. Nasıl anladın? Öyle bir şeyi nasıl düşündün? Niye? Serap abla. Ne yapıyordu? O zaman çok mu tatlı dilliydi? Çok mu seni böyle hani hoş tuttu? Ne yaptı Serap da? Serap abla ben de bilmiyorum ki ben de... İlk konuştuğumuzda iyiydi. Yeni tanıştığımız, yeni evlendikte de iyiydi Serap abla. Sonra bak bu şey çocuk olandan sonra, çocuk 3 aylıktan sonra başladı. Beni durduk yere vurmalar, sebepsiz yere. Boş yere Serap hiçbir şey yoktu ben vuruyor. Zaten sebepli de olmaz yani bu iş sebebi mi olur? Ya bir sebebi de olmaz da hani bir tartışma anda diyelim kendini tutamadı. İtti kattı ama durup dururken çat diye vurmak Serap abla, ne ya? Serap abla zaten ben evimde yemeğimi de yapıyorum. Düzen evimi her şeyini yapıyorum. Ben elimden her işte geliyor. Pastadı, kurabiye her şeyi biliyorum. Desem ki mesela yapmıyorum ona göre de hiç kadın dayak yemez de. Ama hiçbir yere hep beni kandırdı. Hep böyle. Siz üç Serap ay... abla bir gün gider 5 gün gelmez. 5 gün gider. Bununla ne anlamı? Kimin yanına gelir? Kim bunu öğretir? Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bu 2 yıl ayrı yaşadığınızda ne yediniz, ne içtiniz, bütün masraflarınızı gördük mü? Görüyordu, ev kirasını da ödüyordu ama avukat ama sonunda ev kirasını ödemedi, avukata verdiler, şikayetçi oldular bundan. Peki 2 yıl sonunda nasıl döndün sen ona ya da o sana nasıl döndü de barıştınız? Serap abla annesi öldü ya, bana dedi ki ondan sonra bende videoda var Serap abla, e-mailimi değiştim ya kayboldu, orada elini Kur'an'a ant basır. Ant içir ki Gülşen bir daha seni kandırmam, senin yanındayım, hiç zaman seni yanına gitmeyeceğim. Var, onu kaybettim. Peki onun üzerine sen mesajım. Barıştın. Barıştık, geldik burada yaşadık. Tekrar beraber babanın evinde yaşamaya başladınız. Kaç gün sürdü? Kaç gün sonra yeniden o eski hayat? Yeni, 1 yıl değil hiç. 1 yıl değil. Serap abla bu evde biz 1 yıl olacak. Ocak ayında 1 yıl olacak ki gelmiş. Yani bu sözleri verdikten sonra 1 yıl bile geçmeden yine eskisi gibi hanımlarla görüşmeye başladı. Hep öyle. Serap abla hep gider. Bak hep gider böyle. Ben bıktım ev. Ya bir defelik git, son koy. Ya da ki böyle. Serap abla bunun istediği biliyor musunuz dedi. Ben çocuğu bırakın buna. Ha. Bu da kadına bıraksın. Gülşen de nafaka, aliment, boşanmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitsin. Öyle bir şey yok. Yani çocuğunu hiç tanımadığın bir kadına vereceksin annesi olarak. Bu da senden nafaka filan. Aynen. Para konusunu da koyalım bir kenara Serap abla. Ben para düşkün de değilim. Paradan şeyi yani bu hiçbir şey yapma saf. Yani sütten çıkmış ak kaşık gibi yani hiçbir şey yapmamış. Gülşen yani kendi kendinden çıkıp gitmiş. Öyle bir şey yok. Ben zaten çıkmamın sebebi Serap abla. Burad ki bu çıkacak karşıma 7 yıldır bak beni böyle strese, azap. Ben Serap abla stres çekiyorum. Vallahi stres çekiyorum. Ben başka derdim yok. Çıksın karşıma desin Gülşen mesela seni ya seviyorum ya yanındayım ya da bir defa bitir bu işi. Ya böyle bir kişi senin yanındayım da der, seni seviyorum da der dediğiniz gibi yani yüce yeminleri de eder ama hep döngüseldir şiddet. 3 ay bir balayı yaşarsınız, 4. ay gene başlar her türlü şiddette aldatmada. Bilmem Serap abla. Yani asla böyle anlattığınız profil adam olmaz. Belki insan da hata yapabilir, belki dönebilir hata. İnsan da Serap abla, insan birden boşluğa düşür. Ama ki yeter yok ama. Sen bilmiyorum ya Serap abla bunun nerede olduğunu. Bilsem bu 20 gündür nerededir. Vallahi diyelim insanı kafa dinlemeye gidip bir arkadaşında da. Ara bendine Gülşen mesela bir arkadaşım Hüseyin mesela. Hüseyin'in yanındayım. Sen geleceğim ama onu da dinmiyorsun. Bir görüntünü aç ben bakayım ki görüntülü oradasın. Hiç onu da yapmıyor Serap abla. Yani bu yokmuş gibi. Fuarlarda çalışıyor dediniz ya yurt dışı fuarına falan yok, katılmış yok yok İzmir'e gider. Yurt dışı fuarına gitmiyor. Peki 20 gün önce nasıl çıktı evden? Serap abla mesajım da var. Hiç akşam dedim ki 20 gün önce ben e-mailim zaten bozulmuştu. Dedim Gökhan gelende akşam bunu düzeltersin ben yapamıyorum. Bana dedi tamam. 19.30'da kapandı Serap abla telefon. Ondan sonra bana dedi ki şimdi ne halin varsa gör ben yokum böyle öyle. Yok oldu. Yok oldu hiç. Serap abla bu alışıktı bu şeye. Ben de bunu normal bir hale getirmişim ya ben. Onun için rahattı. Gülşen hiçbir şey yapmıyor rahat. En uzun haber gitsiz gittiği bu mu? 20 gün mü? Hayır. Çok Serap abla gelir mesela gece saat 1'de geldiği de var, 12'de geldiği de var.
Ama Serap abla, ben yine deyirəm, belki evine gelseydi ben bu şeyler bura kadar gelmezdim. Evine gelmiyorum, beni üzen bu. Evine niye gelmiyorsun sen? Daha önce geç de olsa geliyordu. Geliyordu, geliyordu. Ya da 2-3 gün mü gelmiyordu, evet, mesela? Evet, öyle 2-3 günde olmuş. Ama şimdi 20 gündür 20 yok. 20 günde hiç haber yok Serap abla. Nerede olduğunu ben bilmiyorum. Babası merak ediyor mu? Babası hiç konuşmaz, karışmaz. Babası değil, ben hiç karışmaz. Hayır, belki de adamın başına bir şey geldi. Gelmez Serap abla, böyle insan hiç gelmez. Ben size bu çok fena. Kötüye bir şey olmaz demek. Aynen, kötüye hiçbir şey olmaz. Serap abla, bu çok fena. Bu beni kullandı. Bana bunun planı varmış ki Gülşen'e kimlik çıkartmayayım, sonra deport ettiririm. Ben Gülşen de... sen de kullanması için müsaade etmişsin. İki aynen. gün gelmemiş, affetmişsin. İşte böyle tolerans gösterirsen bir hafta gelmez, sonra 10 gün gelmez, sonra 20 gün gelmez. Niye tolere ediyorsun ki gelmemesini? Hasan Bey, ben vallahi Serap abla, ben çocuğum için, çocuğu ben kime bırakın? Bakacak kimse yok. Kaynana yok, dayı yok, hala yok, teyze yok, hiç kimse yok. Yok mu? Onun akrabası yok. Hiç, herkes. Ailenin tek çocuğu. Evet, bu Serap abla, bunun amcasına ben 2 yıl önce mesajlara attım, amca oğluna, Kadir'e. Her şey bana şok oldu. Dedi ki, Gülşen ben karışmam, Allah korusun bir ben böyle deyir, ben böyle alem olmasını istemezdim. O zaman Gülşen Telli ya da bak şu ışığı yanan kamera var ya, evet. Oraya sen şimdilik bu konuyu bir dinlemiş olduk hikayeni, kocana bir seslen. Gökhan Bey, ben sana 7 yıldır sabrettim. Bundan sonra ne sabırım var ne bir şey. Gel çocuğuna sahip çık. Geleceksin karşıma. 7 yıldır bunların cevabını vereceksin. Ya çocuğunun yanında olacaksın ya da ki ben boşanıyorum senden. Ben daha bıktım. Ben istemiyorum daha seni. Ne halin varsa gör. Beni de ilgilendirmezsin.